Merhaba arkadaşlar. Redoks tepkimelerinin 10. videosundayız. Artık indirgenme yükseltgenme yani redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine başlayacağız. Dolayısıyla siz burada redoks tepkimelerini nasıl denkleştireceğimizi öğreneceksiniz. Bu ve bundan sonraki bayağı bir videoda redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine ait örnekler yapacağız. Bunların uygulamalarını yapacağız. Pekâlâ. Şimdi redoks tepkimeleri elektron alışverişiyle gerçekleşen tepkimelerdir ve bize şu ana kadar yaptığımız örneklerde bu tepkimeler denkleştirilmiş olarak verilmişti. Ama biz artık onları aslında nasıl denkleştiriyoruz bunları öğreneceğiz. Ve burada takip edeceğimiz bir işlem sırası var. Bu işlem sırasını tek tek zaten uygularken de ben size anlatacağım ama önce ne yapacağız? Yükseltgenme basamaklarını bulacağız. Sonra yükseltgenme basamağı değişen elementleri belirleyeceğiz. Alınan verilen elektron sayılarını belirleyip Bunları eşitleyeceğiz ve sonra bu katsayıları denkleme yazacağız falan falan. Şimdi bunların hepsi burada çok kalabalık. Uygulamalar yaparken zaten siz o kadar çok uygulama yapacağız ki ne yaptığımızı, neden yaptığımızı daha iyi anlıyor olacaksınız. Şimdi ilk örneğimizde bu kuralları uygulayarak hadi gelin denkleştirmeye başlayalım. Örnek üzerinden anlatabilirim çünkü bunları. Örnek 1 aşağıdaki redoks tepkimesini denkleştiriniz diyor. Şimdi arkadaşlar ilk kuralımız şu. Bu tepkimede yer alan tüm maddelerin yükseltgenme basamaklarını bulacağız. Hidrojen peroksit varsa oksijeni eksi 1 alacaktık. Onun dışında oksijeni eksi 2 hidrojeni artı 1 alabiliriz dedik. Bulalım. Bu P element halinde yükseltgenme basamağı 0. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, eksi 6 1 toplamlarının 0 olması için azot artı 5 almış. Devam edelim. Suda hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Devam edelim. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, eksi 8 artı 3 toplamın 0 olması için bunun yükseltgenme basamağı artı 5'miş. Oksijen eksi 2 birebir birleştiklerine göre azot artı 2. İlk kuralımız buradaki kimyasal madde buradaki atomların yükseltgenme basamaklarını belirlemek. Şimdi bunları bulduk. Sonra ikinci kuralımız indirgenen ve yükseltgenen maddeleri belirlemek olacak. Hemen bakalım. P sıfırdan bakınız artı 5'e gelmiş. Yani bir tane P atomu vardı sıfırdı. P artı 5'e yükseltgeniyor. Kaç elektron vermiş hatta onu da yazalım. 5 tane elektron veriyor. İndirgenen kim o zaman? Bakın azot atomu artı 5'ten artı 2'ye indirgeniyor. Yani N artı 5 ne yapmış? N artı 2'ye gelmiş. Şimdi hatta şunu sileyim. İkinci kuralımızda yükseltgenen ve indirgenen yani değerli değişen maddeleri buluyoruz. Sonra bunların aldığı ve verdiği elektron sayısını belirliyoruz. Bu sıfırdan artı 5'e 5 beş elektron veriyor. Artı beşten artı 2'ye 3 tane elektron alınıyor. Yani alınan verilen elektron sayılarını da bulduk. Bir sonraki kuralımız şudur. Redoks tepkimelerinde alınan verilen elektron sayılarının eşit olması lazım. Buradaki 5 ve 3'ü eşitlemek için O BEP mi O KEK mi bir şey diyorsunuz. Ortak bir kat buluyoruz. 15 olsun. Yukarıyı 3 ile çarpacağım. Aşağıyı 5 ile çarpacağım ki bu durumda 15 elektron verilir. 15 elektron alınır haline getireceğim. Yani alınan verilen elektron sayılarını eşitlemiş olacağım. İkisine de verilir yazdım tabi mi? yalan oldu. Alınır. Peki alınan verilen elektron sayılarını eşitledim. Bunun için kat sayılarla çarptım ya arkadaşlar. Şimdi bu kat sayıları bu Redoks'a katılan atomların önüne yazacağım. Yani biz fosfor atomlarını 3 ile çarptığımız için burada bunun kat katsayısına 3, bunun katsayısına 3 diyeceğiz. Azot atomlarını 5 ile çarptığımız için azot artı 5'i, 5 azot artı 2'yi de 5 ile çarpacağız. Şu an yaptığımız şey alınan verilen elektron sayılarını ve yükseltgenen indirgenen atom sayılarını denkleştirmek oldu. Bakınız burada bir tek su kaldı. Şimdi bu suyla da hidrojen atomları sayısını denkleştireceğiz. Oksijene hiç dokunmuyoruz. Çünkü oksijen bizim kontrol noktamız. Eğer siz denkleştirmeyi doğru yapmışsanız en sonunda oksijen atomları zaten eşit çıkacak. Eğer denk çıkmamışsa yanlış yapmışsınız demektir. Gelin şimdi hidrojenleri eşitleyelim. Bakınız 5 hidrojen burada var. 9 tane burada var. 4 hidrojene ihtiyacım var. O zaman bunun başına da 2 yazacağım. Şu an tepkimemizi denkleştirdik. Gelin oksijenleri sayalım. 15, 2 de buradan 17 oksijen var girenlerde. Ups, 12, 5 daha 17 oksijen atomu da ürünlerde oluşmuş. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre denkleştirmeyi doğru yapmışsınız demektir. Yani ne yapıyoruz? Atomların yükseltgenme basamaklarını buluyoruz. İndirgenen yükseltgenen maddeleri bulup alınan verilen elektron sayılarını belirliyoruz. Sonra bu alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek için belli kat sayılarla çarpıyoruz. Ve bu kat sayıları denklemde maddelerin önüne yazıyoruz. En sonda hidrojenleri eşitledik. Oksijenler zaten denk çıktı arkadaşlar. Bu da 170 gibi olmuş ama 17 oksijen demek bu. Hadi gelin örneklerle devam edelim. Gelelim ikinci örneğimize. Tabi bunlar bizim en temel örneklerimiz arkadaşlar. Daha sonra farklı farklı örneklerde göreceksiniz ama. Ne yapıyorduk önce? yükseltgenme basamaklarını belirleyeceğiz. Karbon sıfır element halinde. Hidrojen peroksit yok. Oksijen eksi 2. Bu eksi 2. Hidrojen artı 1 eksi 8 artı 2 sıfır olması için kükürt artı 6 yükseltgenme basamağına sahip. Oksijen eksi 2 eksi 4 etti karbon artı 4. Oksijen eksi 2 eksi 4 etti kükürt artı 4. Su da hidrojen artı 1 oksijen eksi 2. Yükseltgenme basamaklarımızı bulduk. Peki ikinci olarak ne yapacağız? İndirgenen yükseltgenen maddelerimizi belirleyeceğiz. Bulalım. Bakınız karbon sıfırdan artı 4'e yükselt geliyor. Şuraya yazalım. Karbon sıfırdan karbon artı dörde yükselt gelmiş. Kükürt artı altıdan artı dörde indir gelmiş. Demek ki elektron alışverişi karbon ve kükürt atomları arasında olmuş. Şunu da yazdık. Yükselt gelen indirgenen maddeleri belirledikten sonra alınan verilen elektron sayısını bulmamız lazım. Burada toplamda 4 elektron veriliyor. Artı 6'dan artı 4'e 2 elektron alınmış. Bunu da bulduk. Sonra alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek için bunları uygun bir kat çarpacağız. Burayı 1 ile Burayı 2 ile çarpayım. Tabi siz bunu 10, 20 ile çarpabilirsiniz. 100, 200 ile çarpabilirsiniz. Önemli olan verilen elektron sayısıyla alınan elektron sayısını eşit yapmanız. ÖSYM e sorarken ya da sınavlarda sorulurken en küçük tam sayılarla denkleştirilmiş halini bekleriz ki herkes aynı şeyi yazsın diye. Peki. Şimdi bu kas sayıları ne yapacağım şimdi? Redoksa katılan karbon atomlarını ben 1 ile çarptığıma göre bunları karbonların önüne yazacağım. 1 ve 1. Biliyorum kimyasal tepkimelerde artı bir kas sayısını biz kullanmayız ama bunlar da kullanın. Çünkü kimin önüne kas sayı yazdınız, kimin önüne yazmadınız bunları görmek için çok önemlidir. Özellikle ilerleyen örneklerde çok uzun tepkimeler göreceksiniz. Redoksa katılan kükürt atomlarını biz 2 ile çarptık. 2 ve 2. Dolayısıyla redoksa katılan atom sayılarını ve alınan verilen elektron sayılarını eşitledik. Şimdi hidrojenleri eşitleyeceğim. Burada ne kadar? 4 hidrojen atomu girmiş. O zaman 4 olması gerektiği için suyun önüne 2'yi koyduk. Şu an işlemimiz bitti. Nasıl kontrol edeceğim? Oksijenleri sayarak. Oksijenlerin eşit çıkması lazım. Bakın girenlerde şurada 8 tane oksijen atomu var. 2, 4, 2 de buradan 8 oksijen atomu çıkmış. Bunlar birbirine denk olmuş. Demek ki doğru çözmüşüz bu redoks tepkimesini. Örnekler örnekler. Üçüncü örneğimizdeyiz. Buradaki son örneğimiz zaten. Bundan sonraki videolarda başka örnekler devam edecek. Şimdi Yine ne yapacağız? Önce kimyaz buradaki atomların e, yükselt basamaklarını bulacağız. Hidrojen peroksit var mı? Yok. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Şimdi hidrojen artı 1, kükürt eksi 2 artı 2 sıfır olması lazım toplamları. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, eksi 6 artı 1 toplamlarının sıfır olması için azot artı 5. Kükürt element halinde sıfır. Oksijen eksi 2, birebir birleşmişler. Azot artı 2. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. Burada zaten bakın hidrojen ve oksijeni bulmasanız da olur. E, dolayısıyla hidrojen peroksit olmalı için yükleri değişmiyor. Neyse. Pekala. Şimdi yükleri bulduk. E, yükseltgenen ve indirgenen maddeleri bulacağız. Kükürt. Eksi 2'den 0'a yükseltgenmiş. Hemen aşağıya alayım onu. S bir tane eksi 2 idi iyonumuz vardı. S sıfıra yükselt geliyor ve iki tane elektron verilmiş. İndirgenen maddeyi bulalım. Bakınız azot artı 5'ten azot artı 2'ye geliyor. Demek ki azot artı 5'ti. Artı 2 yükseltgenme basamağına indirgendiğine göre 3 tane de elektron alınmış. Ne yaptık? İndirgenen ve yükseltgenen maddeleri ve alınan verilen elektron sayılarını bulduk. Kuralımız, alınan verilen elektron sayıları eşit olmak zorunda. O zaman yukarıyı 3 ile, aşağıyı 2 ile çarparsam 6 elektron verilir, 6 elektron alınır haline getirdim. Bu çarptığım kat sayıyı da yükseltgenen ve indirgenen maddelerin önüne kat sayı olarak yazacağım aynı zamanda. Yani S eksi 2'nin önüne 3 ve S sıfırın önüne 3'ü yazacağım. Azotlara baktığımda R 2 ile çarpmıştık. O zaman bunun önüne 2, bunun önüne 2'yi koyacağım. Şu ana kadar alınan verilen elektron sayısını ve yükseltgenin indirgenen atomların sayısını eşitledim. En son hidrojene bakıyoruz. Kaç hidrojenimiz var? 6, 2 de burada 8. Bu tarafta sadece suda olduğuna göre bunun önüne de 4 kat sayısını yazacağım. En son sağlamamız neydi arkadaşlar? Oksijenleri sayacaktık. Sayalım oksijenleri. Bakınız şurada 6 tane oksijen var. 2 buradan, 4 de buradan 6 tane oksijen var. Demek ki oksijen sayıları da eşit. O zaman siz bu redoks tepkimesini doğru denkleştirmişsiniz demektir. Bu videoda çok basit örnekler üzerinden redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi kurallarından bahsettik. Bundan sonraki videolarda da devam edeceğiz örnekleri arkadaşlar.